Merhaba Bilaşlar. Bir modifiye videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Shimano FX C3000. Daha önce bu makinenin bakımını, detaylı özelliklerini kanalımda göstermiştim, paylaşmıştım. Hatta bir de modifiyesini yapmıştık. O zaman hobidaşımız 2 artı 1'den 3 artı 1'e yükselsek yeter dedi ustam dedi. Ama şimdiki hobidaşımız da makinesini gönderdi. Abi bakımını yapalım dedi. Ve ne kadar modifiye yapabilirsen o kadar benim için dedi iyi olur dedi. Ben de şimdi bu makineye elimizdeki FX'e X-Chip özelliğini de yükleyeceğim. Makine 4 artı 1'e çıkacak hobidaşlarım. Pardon çok affedersiniz. Bu aralarda beni gıcık tutuyor. Boğazımdan herhalde biraz rahatsızım. Sesim de kötü geliyor olabilir. Bazı kelimeleri de toparlayamıyor olabiliyorum bazen. Yalnız rahatsızım, kusuruma bakmayın, onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi nerede kalmıştık? Bu makinamıza en önemli özelliği yükleyeceğiz. X-Chip özelliği ve makine 4 artı 1 olacak dedik. Şimdi pinyon dişlisinin arka tarafında şu gördüğünüz burç vardır hobidaşlarım. Yataklama yapmaktadır. Onun yerine burulmanımızı montaj edeceğiz. Ve ana dişinin sağ tarafında da şu plastik burcumuz vardır. Onun yerine de burulmanımızı montaj edeceğiz. Ne olacak? 4 artı 1 olacak. Pinyon dişlisinin önünde zaten bir rulman var. Bir de ana dişinin sol tarafında, kol tarafında bir rulman var. Bir de stoper rulmanı var. Makinenin orijinalinde bunlar var. Biz de bu ikisini ekleyeceğiz. Ama çok önemli bir özellik, X-Chip Shimano FX'te yüklenmiş olacak. Şimdi arkadaşlarım ilk rulmanımızı hemen montaj edelim. Yani şu burcun yerine burulmanımızı montaj ediyoruz arkadaşlarım. Bakın yatağı burasıdır. Şöyle gördüğünüz gibi rulman montajımızı yaptık. Daha sonra hemen krangımıza hareketi veren dişlimizi montaj ediyoruz arkadaşlarım. Yağlamasını yapalım. Tabii ben bu makineyi söktüm, temizledim. Videoda paylaşmak için hazır bir hale getirdim ve toplarken de modifiyemizi yapıyoruz. Evet, krank dişlimizi yerine montaj ettik. Daha sonra şaft milimizi krank dişlimizin üzerine getiriyoruz. Montajını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi en önemli nokta, şuradaki burcun yerine, plastik burcun yerine burulmanımızı montaj ediyoruz arkadaşlarım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ön tarafındaki rulmanı da pinyon dişlimize montaj ediyoruz. Ve daha sonra şu şekilde iki rulmanı da iki yatağa, bakın hobidaşlarım şuradaki görüyor musunuz? Yatağa oturacak. Gördüğünüz gibi evet. Şu anda makineye X-Chip özelliğini yükledik hobidaşlarım. Çok sade bir makinedir FX. Ama free body özelliğinde crank milinin desteklemesiyle gerçekten iyi işler çıkartan bir makinedir. En alt segment, en ucuz, en alt segment makinesi olmasına rağmen Shimano'nun gerçekten şu andaki yaptığımız modifiye ile çok güzel işler çıkartacak bu makine hobidaşlarım. Hemen dişlimizin, ana dişlimizin dişlilerini şöyle güzelce bütün dişlerine yağımız nüfuz edecek şekilde sürüyoruz hobidaşlarım. Daha önceki çok affedersiniz. Daha önceki modifiye videolarımda da söylüyorum. Fazla yağ sürmenin bir anlamı yok. Yoksa bu yağlar dişlerin arasından zaten kusar hobidaşlarım. Kustuğu zaman da makinenin içini boğar. Evet. Şöyle yağlamalarımızı güzelce
yaptık arkadaşlarım. Dişlilerimizi güzel bir şekilde yağladık. Evet, hemen ana dişlimizi yerine şu şekilde rulmanımızı yataklayacak şekilde oturtacağız. Şu şekilde kontrol ediyorum. Evet. Dişlimiz, ana dişlimiz yerine oturdu. Şu şekilde kontrolünü yaparken hemen şöyle krangımızın destek milini de yerleştirdik obidaşlarım. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle hemen deniyorum. Gayet güzel. Evet. Şimdi diğer dişlimizi de pardon diğer rulmanımızı da ana dişlimizin soluna montaj ediyorum ve kapağımızı kapatıyorum arkadaşlarım. Evet, bu şekilde. Ondan sonra hemen civatalarımızı montaj ediyorum. FX gerçekten arkadaşlarım yeni başlayanlar için çok uygun bir makinedir. Fiyat olarak da uygundur. Kullanım açısından da Shimano kalitesini gösteren bir en alt segment makinedir. Ama bu yaptığımız modifiye bu makineyi 3 level atlatıyor. İnanın bana. Çok güzel bir önemli özelliği bu makineye yüklemiş oluyoruz. Yani makine 2 artı 1'den 4 artı 1'e çıkartmış oluyoruz. Ne oluyor diyeceğim. Sahara mı oluyor? 4 artı 1. Evet, Sahara var. Ama Sahara'da Silent Drive özelliği var tabii ki. Bu da Silent Drive özelliği olmayan Sahara olmuş oluyor. 4 artı 1. Yani katana da baktığınız zaman 3 artı 1. Bir de Nexave var arada. O da 3 artı 1 hobidaşlarım. Sahara 4 artı 1. Ama Sahara'da tabii Silent Drive özelliği var. O da çok önemli bir özellik. Bu FX'te 4 artı 1 olmuş oluyor. Ama sadece ne oluyor? Silent Drive özelliği olmamış oluyor. Yani Silent Drive'sız Sahara olmuş oluyor makinamız. Şimdi hemen kolumuzu da montaj edelim. Shimano'nun alt segment makineleri gerçekten uygun oluyor arkadaşlarım. Mesela diğer sevdiğim markada Daiwa. Daiwa'nın alt segment makineleri nedense fiyatları yüksek oluyor arkadaşlarım. Yani Daiwa'nın mesela Crossfire makinesinin de modifiyesini yaptık. O da baktığınız zaman 1 artı 1 makine ama 900 lira fiyatı var. Yani ben yaklaşık söylüyorum da 900 lira 1000 lira civarında fiyatı. Bence yani yeni başlayanlar için en alt segment makine için o fiyat bana birazcık yüksek geliyor. Ama Shimano'dan FX'i 400 lira 500 lira gibi fiyatlara alabiliyorsunuz. O yönden avantajlı duruma düşüyor Shimano. Bir de bakın şimdi en alt segment makineyi biz 4 artı 1 yaptık. Güzel oldu o arkadaşlarım. Şimdi makinemizi toplayınca siz de fark edeceksiniz. Yani X-Ship özelliği
Benim makinalarda aradığım özellik. Yani Dayva'da da var tabii bu. Ama hatırlamaya çalışıyorum. Hangi seride başlıyordu? Ninja'da galiba. Ninja 4 artı 1'di zannediyorum. Evet, 4 artı 1'di. Ninja'da başlaması lazım. Tabii onda X chip olarak geçmiyor. Evet arkadaşlarım, görüyorsunuz. Harika oldu. Harika oldu. FX, X chip özellikle FX. Buyurun arkadaşlarım. Mükemmel oldu. Şimdi bunu modifiyeyi yaptığımızda ne olacak? Makineye yük bindiğinde, balık mesela diyelim ki bindiğinde, vurduğunda siz balıkla daha rahat mücadele edeceksiniz. Daha stabil bir sarış imkanınız, gücünüz olacak arkadaşlarım. Aşırı derecede farkı göreceksiniz, hissedeceksiniz yani. Bakın, gerçekten kaymak gibi oldu. Valla teknik bilginiz varsa hobidaşlarım, bunları yapabilirsiniz. Yoksa da ben buradayım, sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırım. Ki bu zamana kadar da bayağı bir arkadaşa modifiye yaptım. Hepsinden de olumlu dönüşler aldım. Hepsine de teşekkür ediyorum. Bana güvenerek makinalarını gönderdiler. Modifiye ettik. Bakımlarını yaptık. Evet arkadaşlar. 4 artı 1 Shimano FX X-Chip özellikle. Harika oldu makina. Evet arkadaşlarım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rastgele diliyorum.